Ayak zilleri. Zambaklar ne güzel açmış, değil mi Tosbik? Kırlarda daha bir sürü çiçek var. Bugün annemlerle kırlara gideceğiz, çiçekleri göreceğiz. Sen de bizimle geleceksin Tosbiş'im. Seni de götüreceğim. Civciv, Tosbik bak civcive bir şey olmuş. Civciv ne oldu sana? Civcivin ayağına bir şey olmuş. Üzülme Civciv. İyileşmen için sana yardım edecek birini biliyorum. Baba! Baba! Civciv'in ayağına bir şey olmuş. Aa, ne olmuş? Ver bakayım. Civciv'in ayağı incinmiş. Nasıl olur? O daha minicik. Belki de minik olduğu için incinmiştir. Büyük bir hayvan görememiş ve yanlışlıkla ayağına basmış olabilir. Civciv birkaç güne kalmaz iyileşir inşallah. Canım babam benim. Yorma kendini tatlı civciv. Azıcık dinlen de ayağın iyileşsin. Her yerde gezinen bir sürü küçük canlı var. Tırtıllar. Karıncalar. Uğur böcekleri. Ya onları istemeden incitirsem? Canlıları korumak için bir şey yapmalıyım. Ama ne? Nilo'ya, seni bekliyoruz. Nilo'ya. Ha? Nilo'ya, bu ziller de nereden çıktı? Ayaklarımızla yere basıyoruz abi. Ya fark etmeden küçük bir karıncaya basarsak? Ya kırkayağı görmezsek? Ha? Küçük canlılar sesimizi duysun da kaçsın diye zil taktım. Fazla zilin var mı Nilo'ya? Var tabii. Hepimize ayak zili yaptım. Aferin Nilo'ya. Çok güzel düşünmüşsün. Merhametli kızım benim. Tosbik gel. Kıllara gidiyoruz, kıllara. Karıncalar.
saygısı. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Oo, o da bir şey mi Niloya? Ben topu omuzlarımda bile sektiriyorum. Yakala Mete. Top kaçtı, koş. Niloya, topu bana doğru atsana. Peki Mete. Niloya, Mete. Efendim anne. Ayşeciği bir türlü uyutamıyorum. Tam uyudu derken sesinizle hemen uyanıyor. Acaba diyorum biraz ötede mi oynasanız? Özür dileriz Fatoş teyze. Ayşeciğin uyuduğunu bilmiyorduk. Tamam anne, biz başka yerde oynarız. Teşekkür ederim çocuklar. Ayşecik de hemen uyanıyor. Ne var sanki biz oynarken uyusa? Üzülme Mete, bizim orada oynarız. Evet, hadi gidelim. Tospiş uyumuş. Uyandıralım mı Tospi'yi? O da bizimle oynasın. Tospik! Tospiş, uyan artık. Beraber oyun oynayalım. Niloya, karıncalara bak. Aa, karıncalar ne yapıyor böyle? Yuvalarına yemek götürüyorlar. Tospi'nin etrafından dolaşıyorlar. Karıncalar neden böyle yapıyor? Tospi'yi rahatsız etmemek için. Karıncalar çok saygılı. Evet, çok saygılılar. Mete gel, biz de karınca saygısı gösterelim. Tospi'yi uyandırmayalım. Tamam. Niloya, kuşlar yuva yapmış buraya. Kuşlar! Anne kuş yavrusunu uyutuyor olabilir. Ne yapacağız şimdi? Karınca saygısı göstereceğiz. Kuşları rahatsız etmeyeceğiz. Merak etmeyin kuşlar. Biz de karıncalar gibi saygılıyız. Gidip başka yerde oynayacağız. Bundan sonra herkese karınca saygısı göstereceğiz. Karınca saygısı. Karınca. Çocuklar, ne yapıyorsunuz böyle? Ayşeciğe karınca saygısı gösteriyoruz. Karınca saygısı mı? Evet anne, karıncalar herkese çok saygılı. Uyuyan Tospi'yi rahatsız etmemek için yollarını değiştiriyorlar. Biz de Ayşeciği uyandırmamak için tıp oynuyoruz. 1, 2, 3, tıp. Aferin size, çok iyi düşünmüşsünüz. Ama Ayşecik uyandı. Artık istediğiniz oyunu oynayabilirsiniz. Hatta bekleyin, Ayşecik de gelsin yanınıza. Hadi yine top sektirelim. Evet, ama yerde oturup sektirelim ki Ayşecik de oynasın bizimle. Tamam, hadi başlayalım. Hop,
Ayşecik, hadi at topu. Tiyatro. Bir türlü yapamıyorum. Abi ne oldu? Ödevimi yapamıyorum Nilo'ya. Bir sanatla ilgili kompozisyon yazmam gerekiyor. Komposto? Hayır Nilo'ya. Kompozisyon. Kompozit? Kompozisyon. Anladım anladım. Abicim sen dersini çalış. Ben sonra yine gelirim. Bir sanatla ilgili kompozisyon. Evet, abim yazacak bir şey bulamıyor. Ona yardımcı olmalıyız. Evet, düşünelim Nilo'ya. Bir sanat bulalım. Buldum. Tiyatro. Tiyatro. Geçen yıl aşağıki mahallenin çocukları yapmıştı. Evet, çalışırsak biz de yaparız. Ne duruyoruz? Başlayalım çalışmaya. Mete kele oğlan oldu. Ben de annesiyim. Sonra oğlan. Teşekkür ederim.
Artık ödevim için ne yazacağımı biliyorum. Daha hızlı Nilo'ya, daha hızlı. Nilo'ya, Mete. Öğretmenim ödevime yıldızı pek iyi verdi. Harika, çok güzel. İkinize de teşekkür ederim. Sana da teşekkür ederim keçi. Çoban Mete. Mete. Yakalamaca oynayalım mı? Mete, ne yapıyorsun? Çoban oldum ben. Çoban Mete? Mete, senin koyunların keçilerin yok ki. Biliyorum. Şu anda alıştırma yapıyorum. İyice öğrenince keçilere de bakacağım. Ama sen daha çocuksun Mete. Hayır, çobanım. Hadi gel yakalamaca oynayalım Mete. Oynayamam. Ben artık çobanım. Ebe, yakalayamazsın ki. Mete? Oynayamam Nilo'ya. Koyunlarıma, keçilerime bakıyorum. Onları bırakamam. Mete çoban olmak istiyor. Bekle beni Mete, geliyorum. Keçilerim, hadi biraz karnınızı doyurun. Çoban Mete, işte keçilerin ne? Benim bir sürüm var. Ben artık gerçek bir çobanım. Ne? 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 Keçilerim biraz ötede meleğin. Ben azıcık uyuyacağım. Uyursan gideriz. Tepelere kaçarız. Çobanlar keçilerini kaçırmaz. Ne? 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 Bayılacağım galiba. Ne olur birazcık ötede meleğin. Ne? Ötede meleyemeyiz. Bizim karnımız aç. Ötede yemek yok. Sonbahar geldi. Taze yaprak yok, çimen yok. Yemek isteriz, yemek. Ne? Tamam tamam, sana elmamı vereceğim. Ne oldu keçi? Yemek istiyor. Tamam, hemen getiriyorum. Yemek. Kuzu ve keçi. Çobansın, sürüne bakmalısın. Üzülme, bizimle de oynayabilirsin. Me. 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 Çoban olmak çok güzel ama çok zormuş. Üzülme Mete, sen de büyüyünce çoban olursun. Evet, büyüyünce olacağım. Şimdi değil. Oyun oynayalım mı? Evet. Yakalayacağım seni.